Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Aslan burcunda ilerliyor, 7. evinizi aydınlatmaya devam ediyor. Merkür de Aslan burcunda. İlişkiler adına paylaşımlar, işbirlikleri, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, sosyal faaliyetler adına yılın bu döneminde daha fazla desteklenebilirsiniz ve bazı yenilikler adına da adımlar atabilirsiniz. Bu hafta ay son dördün fazında olacak. Hafta başı pazartesinden itibaren Boğa burcunda başlıyoruz haftaya. Pazartesi, salı, çarşamba öğleden sonraki saatlere kadar ay Boğa burcunda olacak. Duygusal anlamda motivasyonlarımız biraz daha özel alanlarımıza, yuvamıza, ailemize, ebeveynlerimize yönelebilir. Evde daha fazla zaman geçirebilir, evi toparlayabilir, evi düzenleyebilirsiniz, ailenizle ilgilenebilirsiniz. Güvenceyi önemseyeceksiniz, kişisel rahatınızı, konforunuzu biraz önemseyeceksiniz. Bu yüzden hani evde tembellik yapmak keyifli gelebilir, iştahınız artabilir, biraz lezzetli yiyeceklere düşkün olabileceğiniz, tembellik yapabileceğiniz bir enerji var gökyüzünde. Pazartesi ve salı özellikle. Bir yandan ay son dördün fazında evle ilgili, aileyle ilgili genel anlamıyla belirsiz olan bir konuda netleşebilir, bir karar verebilirsiniz. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren ay ikizlere geçiyor. Evet, enerji değişiyor, değişken ve hareketli bir hale geliyor ve siz de biraz evin dışına çıkıp hareketlenmeye başlıyorsunuz. Ay ikizlerde çok fazla bilgi paylaşımı demek, haber demek, konuşma demek, yazışma demek. Bu durumda çocuklarla daha fazla irtibatınız olabilir, aşk hayatınızda hareketlilikler olabilir, haberler alabilirsiniz, teklifler alabilirsiniz. Hatta böyle keyif için kısa da olsa gezilerin, yolculukların, seyahatlerin gündeme gelebileceği, hatta bunlarla ilgili bazı planların, programların olabileceği bir enerji özellikle Perşembe ve Cuma günü. Mars Koç burcunda ilerliyor. Aslında sizin için olumlu bir pozisyonda, enerjinizi yükseltiyor. Özellikle zihninizi çok hareketlendiriyor. Daha fazla seyahat de edebiliyorsunuz. Hareketlisiniz şu dönemde. Ancak bu hafta Mars Oğlak burcundaki Plüto ile kare açı yapacak. Sert bir açıdır. Astrolojik anlamda en zor açılardan birisidir. 13'ünde kesinleşecek açı 12, 13, 14 Ağustos arası özellikle güçlü bir şekilde hissedilebilir. Kişiselden ziyade aslında toplumsal alanlarda da işte mücadeleler, çatışmalar, kavgalar, biraz savaş enerjisi olabilir. Şiddet içerikli olaylar, bazen patlamalar, kazalar, hatta doğa olayları bile tetiklenebilir. Mars-Plüto karelerinde güçlü kimselerin mücadelesi anlamına geliyor. Otoriteyle mücadele, baskılara karşı gelmek gibi bir durum aslında gökyüzünde. Ama bireysel olarak da tabii dikkat etmekte fayda var. Trafikte dikkat edin. Hızlı araç kullanmayın. Çevrenizdeki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Bir anda bir komşunuzla ani bir gerilim yaşanabilir örneğin. Çok sinirli biri trafikte sizi rahatsız edebilir gibi. Yani bunlara dikkat etmekte fayda var. Hafta sonundaysa Ay Yengeç burcunda olacak. Hafta sonu daha bir sakin olabiliriz. Evde zaman geçirmek, evimizle ilgili yaşam alanlarımız, çalıştığımız ortamlar, yaşadığımız mekanlar, bu alanları düzenleme gibi konularımız öne çıkabilir. Tabii ki beraber çalıştığımız kişiler, beslediğimiz evcil hayvanlar, bazen akrabalar, hani daha çok duygusal temasta olduğumuz yakınlarımızdaki kişiler de hafta sonu belirleyici olabilir. Çalışıyorsanız iş hayatınızda, mesleki hayatınızda cumartesi günü özellikle daha verimli bir gün. Kendinizle ilgili kişisel bakımlar yapmak için de hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Bu bir diyet olabilir, bir arınma, bir detoks programı olabilir. Kişisel bakımınız, güzellik, estetikle ilgili yapacağınız bazı faaliyetler olabilir ki özellikle cumartesi günü Venüs de Yengeç burcunda. Bu anlamda bir saç bakımı, bir estetik anlamda bir bakım, bunlara daha fazla zaman ayırmanız mümkün görünüyor sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.